Ilgım hoş geldin. Hoş buldum. Önünde biri pahalı, biri ucuz olmak üzere iki adet güneş gözlüğü var. Sence hangisi uygun, hangisi pahalı olan? Yani ben böyle bakarken bile bunun pahalı, bunun ucuz olduğunu düşünüyorum. Tersten bile anlarım diyorsun. Evet. Bu ucuz, bu pahalı. Yani ben bunu daha çok beğendim. Ama modelini beğendim işin kötüsü yani. Bunun da biraz ağır bir duruşu var. Gerçi biraz da maganda gözlüğüne benziyor. Bilmiyorum abi, galiba bu. Bu daha pahalı, bu daha ucuz olabilir. Peki iki ürünü bize biraz karşılaştırabilir misin? Bu biraz daha güzel ve şey duruyor. Böyle birisi sanki bunu dizayn etmiş gibi. Bunda böyle bir her yerde görebileceğimiz bir şey. Daha böyle sade ve cool kızların takacağı gözlükler gibi. Bu da böyle daha süslü ve işte ne bileyim böyle yuvarlak ağız konuşan kadınların taktığı gibi. Ucuz olandan başlayarak deneyebilirsin. Yani gözlük açısından normal bir gözlük aslında. Oturuyor, kayma gibi bir şey yok. Işık falan gözüne gelmiyor. Açıkçası bu çok güzel duruyor, evet. Ama hiç rahat durmuyor. Yani biraz rahatsız ediyor. Gün boyu rahatsız edebilir. Nasıl? Çoktan zengin hissetmeye başladım bile. Beğendin mi peki? Ben sen beğendin mi bebeğim? Benim çok hoşuma gitti. Bak şimdi. Diğer kızlara da aynısını söyledin mi şimdi? Güzel bir güneş gözlüğü aslında yani. Normal hayatımda ben bunu aslında gayet güzel kullanırım. Rahat da şeyde sıkıntısı yok. Sadece kulak arkasında bir rahatsızlığı var. Kulağı sanki tam kavramıyor. Biraz daha uzun arkaya doğru. Buna bakalım. Bunu taktığında tabii biraz daha böyle şey havalı duruyorum. Ya bunun tasarımı çok farklı diğerine göre. Aslında o yüzden de birazcık daha pahalı olduğunu düşündüm. Bir de camı falan da daha farklı ya. Böyle ve biraz daha kapatıyor sanki şey gibi, kimse benimle konuşmasın, ben işte ulaşılmaz biriyim falan. Biraz onun gibi, o yüzden bilmiyorum, bu daha pahalı bence. Ve hiç sevmedim bunu zaten. Tasarım olarak cidden çok güzel bence. Ama ışık açısından bence bu sanki biraz daha kötü gibi. Bu bence daha çok ışığı süzüyordu böyle. Bu böyle biraz gözüm ışık alıyor açıkçası. O kadar şey yapmadım. Evet, bu çok başarılı. Bu, sanmıyorum rahatsız edeceğini. Akşam gün batana kadar takabilirim rahatlıkla. Bu bayağı şey, genç yaşımda anne olduğum gözlüğü gibi de. Evet, bunun var bir zengin vibe'ı ya bence. Ne diyorsun? Yani o inceliği falan hoşuma gitti. Oo, bir dakika, İtalya diyor hocam. Doğruysa çıt, bulduk. Bu biraz daha rahatsız diğerine göre. Daha hafif gözlük. Daha rahat taşıyorum aslında ama burnu tutma kısımları pek şey değil. Fikrimi değiştirebilir miyim? Bence bu daha ucuz. 40 derece sıcağın altında Çeşme Alaçatı'nın beachlerindesin. Yanında hangi gözlük olmasını isterdin? Şimdi beach'te oturmalı limonatamı içeceğim anda bunu tabii ki. Hani fotoğraf çekme esnasında bunu kullanıp fotoğrafın olmadığı esnada bunu kullanırım. Pahalı olan olduğu için, Çeşme'de olduğum için ve o daha büyük. Yani güneşten daha iyi korur bence. O yüzden onu isterdim. Özellikle güneşlenirken. Ben bunun olmasını isterdim. Daha güzel gözüküyor. Benim için ne kadar böyle ışıksızdı değil, ne kadar güzel gözüktüğü önemli biraz. Hocam şimdi Çeşme'de, ben şimdi muhtemelen boktan plajlara gideceğim. Ben dini alırdım, bunu alırdım yanıma. Ama diyorsan ki yıllık izne gideceksin, tek bir yere nokta atışı. O zaman alırdım zengin gözlüğümü, kendimi zengin hissederdim. Ucuz olarak düşündüğün gözlüğün fiyatı 30 lira. Makul. Yani biraz da bence 15 liralık da var bunlarda. Performansına göre fiyatı düşük. Yani açıkçası bir 60 falan olmasını beklerdim yine performans açısından. Pahalı olan güneş gözlüğünün fiyatıysa tam 850 lira. 850 mi? Evet. Aman tanrım. Yok, çok fazla bir gözlük için. Bir de gözlük düşer, kırılır. Markası? Anladım. Şey kapatsın mı? Yani kapat. Kapat Sinan, kapat. Alacağım oğlum ya, alacağım burada. Aylardır beni şey yapıyorsunuz, beleşe çalıştırıyorsunuz ya. Affederim sizi oğlum.